Herkese selamlar dostlar. 27 Nisan 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bugün 6 adet mücadelem var. İdeal ve yüksek oranlardan bahsedeceğim ve günün maçları gerçekten güzel. kazan sağlayabileceğiniz maçlar olduğunu düşünüyorum. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Maç skoru yarışmamızla başlayalım. Daha önce Aston Villa ile Fulham maç skoru sormuştuk. Bilen kimse olmadı. Bu sefer maç skoru yarışması olarak Tottenham ile Manchester United'ın maç skorunu sorduk. Sizce maç skoru ne olur yorumlara yazmanız yeterli olacaktır. Geçtim. Onun dışında bilen arkadaşlarımız olursa yine herhangi bir soru iletişim ve katı telegram gruplarına gelmek isteyenler Instagram üzerinden doğrudan benimle iletişim kurabilir. Kangal Bey olarak da zaten iletişimimiz Instagram'dan mevcut bilginize. Geçtim bunu da ve yorumlarda herkes açık telegram kanalımız var ve açıklama kısmında isteyenler oraya da gelebilir. 5700 kişilik bir grup orası da oraya da ara ara canlı bahisler olsun. İdeal kombiner NBA kuponu ara ara da oraya da zaten ilettiğimi biliyorsunuz. Buraya da katılmayı unutmayın. Dilerseniz başlayalım. Sizlerden ricam videoyu açsanız like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim. Like'lar bizler için önemli. İlk mücadeleniz bu gece saat 5'te oynanacak NBA mücadelesi. Yani bu geceden oynayabileceğiniz bir karşılaşma NBA adına. Fikir olsun son dönemlerde de NBA'de iyi gittiğimiz için burada da ben kendi öneri fikirlerimi sunmak istiyorum. Şimdi Burada Sacramento'da şöyle bir durum var. Seri öncelikle 2-2 oldu. Şu an Sacramento kendi evinde oynayacak ve Fox'un bir durumu vardı. Son maçın hatta dördüncü periyodu kırık parmakla oynamış. Fox sol solak bir basketbolcu. Sol serçe parmağında kırık varmış. Ki dediğim gibi önceki Golden State maçında da son saniye kazanıyorlardı. Üçlük girmedi. Üçlük girseydi kazanacaklardı. Öyle söyleyeyim. Şimdi kendi evlerinde oynayacaklar ve iyi bir ee, reaksiyon vermelerini bekliyorum. Fox'un da muhtemelen şu an maç saati oynanacak diyorlar da muhtemelen oynayacakmış. Kendi oynayacağım diye haberler söylemiş yani öyle haberler var onu da belirteyim. Yani Fox oynar bu maçta. Ben burada kırık parmak olsa bile Sacramento'dan iyi işler yapabileceğini düşünerekten de ev sahibinden yan olacağım. Ev sahibi 114.5 üstün oranı 1.42 gibi oranı var. Sacramento bence bu maçta 115 sayı atar gibi geliyor bana. Seri 2-2. Zaten Diamond Green'in yaptığı açıklamalar falan olayları belki biliyorsunuzdur. Ben hakim olduğum için burada Sacramento'nun bu maçta Golden State'e 115 sayı atmasını bekleyeceğim. Geçtim Everton maçıyla başlayalım futbola. Everton maçına baktığımız zaman da Everton son maçında Tottenham'a neler neler yaptığını sizler de görmüşsünüzdür mutlaka. O mücadele çok iyiydi ve hiç durmadı. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 0 oldu. 5, 0 ilk yarıda oldu zaten. 30 dakikada falan oldu. Hala Newcastle oynuyor. Yani durmaksızın bir oynayan bir takım vardı. Everton'la oynayacaklar bu karşılaşmada. Everton'la oynayacakları maça baktığımız zaman da Herhangi bir önemli bir eksiklik de yok açıkçası. Everton'da bir düşme hattında bir çıkmaya falan çalışıyor fakat dediğim gibi özellikle basmanda önemli bir eksiklik yok. Maximen var da o zaten son dönemlerde 7'ye düştü. Ev sahibinde kart cezalısı var. Holgate kart cezalısı. Ben mücadelede şöyle bir beklentim var. Yani çok iyi oynayan bir Newcastle var. O zevkinde de veriyor. Ben burada deplasmanın atacağı gollere gideceğim. Deplasmanın atacağı 2 gole 1.70 gibi oran açmışlar. Bir golü zaten bence var. Burada ikinci golün riskine 1.70 gibi oran vermişler. Bence Newcastle burada deplasmanda olması kaynaklı. Everton'un ne kadar puana ihtiyacı da olsa. Yani Tottenham'ın da ihtiyacı yok muydu? Vardı. Onlara 5 attım. Burada da yani Everton'a iyi futboluyla birlikte en az 2 gol atmalarını bekliyorum. 1.70 gibi orandan öneriyorum. Oran çok güzel bence. Diğer mücadelem Southampton'la Bournemouth mücadelesi. Bu karşılaşmayı da şöyle ele aldım. Her iki takım da zaten özellikle dünkü Les United maçının KG varını aldık ya geldi. Aynı o maç gibi. Çünkü bir takım gol yediği zaman diğer takım mutlaka baskıyı kuracaktır. Özellikle burada daha iyi olan takım bence Bournemouth takımı. Son haftalardaki oyun olarak baktığımız zaman da Bournemouth'un daha iyi oynadığını gördük. Pozisyonlu maçlar da oynuyor. İki takım da hücum futbolunu sergiliyor. Çünkü yani risk alacaksın bu maçta. Çünkü beraberlik kime yarar? kimseye yaramaz. Hatta özellikle Bournemouth belki kurtarır da ondan onlar da galip gelmek isteyecek. Southampton'un mutlak galip gelmesi gerektiği maçlardan bir tanesi. O yüzden risk kalacaktır. Daha çok galibiyeti isteyen Southampton olacağı için arkadaki boşluklara geçiş oyunuyla birlikte Bournemouth takımı değerlendirebilir. Ben burada Bournemouth'un bir golünü yazıyorum. Southampton kendi evinde olması kaynaklı. Son maçında berabere kaldı. Ufaktan bir moral de olmuştur bence puan anlamında. Burada galibiyete uzanırlar mı bilmiyorum ama her iki takımın atacağı golleri burada beklemekte fayda var. 1 58 gibi orandan da öneririm. Değerlendirecekler bol şanslar. Diğer mücadelem Tottenham Manchester United mücadelesi. Maça geçmeden dün neler yaptık ondan bahsedelim. Dün bir adet yüksek misli verildi ve günün tek yüksek mislisiydi. Leicester United Leicester'ın maçı vardı bildiğiniz üzere. Ben ideal kombineme de koydum ana kombineme de koydum bunu. Youtube'da da anlattım sizlere. Yüksek misliye de önerdim çünkü. Yani gelmesini bekliyordum. Her iki takımın ihtiyacı var. Aynı dediğim gibi bir takım gol yediği zaman diğer takım baskı kuracaktı. Les golü attı. Kalesinde baskıyı gördü. Dakika 80 gibi 1-1 bir bir oldu zaten. Çok güzel orandan KG Yavarını aldık kazandık. Yüksek misli de bu şekildeydi. Dediğim gibi yüksek misli de ben yüksek dinlenebilecek maçları en güvendiğim tercihleri bu şekilde önermeye çalışıyorum. Günün kombini vardı. Günün kombini de, kombini de geldi. Partizan'ın aldım. Partizan deplasmanda olması kaynaklı. Ben yine de 79 sayı atacağını bekliyordum. Ki 89 sayı ataraktan da çok rahat bir şekilde kazandırdı. Leeds United maçında var aldım. 1.96'dan günün tek kombinesiydi. Günün kombinesi de bildiğiniz gibi içeri aldık. Her zaman olduğu gibi aldık. Canlılarda da zaten dün aynı şekilde canlı maçlarda da devam ettik. Dün maçlar güzeldi ki bugün de güzel. Bugün de saat saat 8.30'da Atletico Madrid Mallorca maçıyla ekran başında olacağımızı da arkadaşlara ilettim. Yine gün boyu canlı maçlarla birlikte kazan sağlamaya çalışacağız diyerekten de devam edelim. Maçımıza geçelim. Atletico Madrid maçıyla başlayacağız dedik canlıya. Tottenham United maçıyla ekrandayız şu an. Devam. Şöyle bir beklentim var baylar benim. Ee, Tottenham tarafı son maçında çok fazla gol yedi ya. Yine bir teknik direktör değişikliği Sterling'i gönderdiler. Onu yeni birini getirdiler. Bir buçuk yıllık opsiyonlu vesaire falan derken. Tottenham'ın bu maçta taraftarına bir özür mahiyetli bir futbol sergilemesi lazım bence. Maçın favorisi United tarafı olsa da ben Tottenham tarafından iyi bir futbol bekliyorum öncelikle. Onu belirteyim. Sakat cezalıya baktığımız zaman da çok önemli bir eksiklik yok zaten. Şöyle söyleyeyim. Yani Bentancur'un sakatlığı devam ediyordu. Bisuman'ın sakatlığı devam ediyordu. Emerson da aynı şekilde sakatlı olan bir isimdi. Son haftalardaki isimlere yeni isim eklenmedi söyleyeyim. Deplasman'a baktığım zamanla onlarda stoper attı. Varan, Martinez gibi isimler olmayacak. Bu maçta Bruno Fernandes de olmayabilir bilginize. Ben burada United tarafının ya özellikle Tottenham tarafı basmaya çalışırsa United arkada çok iyi boşluk bırakıyor. Rashford da bu maçta muhtemelen oynayacak gibi gözüküyor. Onun gözükmesinden kaynaklı Rashford çok önemli bir isim. Ben burada yani şöyle söyleyeyim. Yüksek orana gitmedim. Doğrudan bir var maç aldım. Tottenham'ın reaksiyon verme maçlarından biri olabilir ki iyi bir futbol sergilemek isteyecektir. Taraftarların özür mahiyetinde United takımı zaten iyi oynayan bir kadroya sahip ve iyi bir futbola sahip olduğundan dolayı burada ben var olarak değerlendirdim. Tek tercih günün ideal kombinlerine girebilecek maçlardan bir tanesi olduğunu da belirteyim. Monaco ile Tel Aviv karşılaşması. ilk mücadeleyi Monaco kaybetti. 10 sayı farkla falan kaybetti. Şimdi ikinci mücadele Tel Aviv ilk maçta deplasmanlı olması kaynaklı kazanaraktan da son maçın sağ avantajını da eline geçirdiğini söylemek lazım. Monaco bu maçta şu maç ben şöyle söyleyeyim. Daha dün oynandı bu karşılaşma. İzledim mücadeleyi de hepsinin. Yani şöyle bir hava vardı. Playoff'a girdik. Heyecan ne yapacağını bilemediler yani öyle söyleyeyim. Artık biraz daha rahat oynayacaklardır diye düşünüyorum. Ben burada Monaco tarafından özellikle bir reaksiyon bekliyorum. Ben burada Monaco'nun doğrudan galibiyetini önereceğim sizlere. Yani seriyi kendi evindeki iki maçı da kaybetmez gibi geliyor. Monaco'nun doğrudan galibiyetini 1.39 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Özellikle ilk maçta Okobo ve Mike James'in üçlükleri hiç girmedi. Okobo 7'de 1, Mike James'e 5'te 1 yaptı. Biraz daha dış sağ isabetini yakalarsa Monaco takımı ima alabilen takımlardan bir tanesi. Ben burada doğrudan Monaco'nun galibiyetini bekliyorum. 1.39 gibi orandan. Onun dışında nasıl bir yüksek oranı yapabiliriz diye baktığımız zaman da şöyle handikapları alabiliriz veya şöyle. 1 ve 164.5 alt yaparsanız Yine 2.48 gibi orandan yüksek orandan da sistemden atabileceğiniz bir maç. İlk maçta savunma konuştu biraz. Özellikle Tel Aviv tarafında yine o savunma konuşabilir. Fakat bu sefer de Monaco'nun galip gelerekten de alt bitebileceği bir maç olabilir gibi geliyor. Son mücadelem Real Madrid ile Partizan mücadelesi. Kevin Punter son saniye üçlüğüyle birlikte Real Madrid deplasmanda 89-87 yıktı. Güzel bir karşılaşmaydı. Yine burada ikinci sağ avantajını kaybeden taraf Real Madrid oldu. Son maç Partizan'da oynayacak eğer seri uzarsa. Önündeki 3 maçı kaybederse vesaire derken. Real Madrid burada ben galibiyetinin inanıyorum bu sefer galip gelebileceklerdir. Fakat galibiyetine bir oran açmamışlar. Ben de şöyle bir değerlendirme altına aldım. İdeal orandan ne alabiliriz diye baktığım zaman da 1.37 gibi orandan Real Madrid tarafı burada ilk yarıdan bir galip gelebilir. Daha konsantre oynayacaklardır diye düşünüyorum. Partizan şeyde çizgi gerisinden çok iyi üçlük salladı. O üçlüklerinde özellikle smile hiç Zaten 3'te 3 ile başladı. 9 sayı. İlk 4 dakikada 9 sayı ataraktan başladı. Çizgi gerisinden üçlük bulabiliyor. Real Madrid'de karşılık verebiliyor. Ben dediğim gibi Real Madrid biraz daha konsantre başlayaraktan da ilk yarıdan bir Real Madrid galibiyeti bekledim. Belirteyim. 1.37'de bunun oranı var. Değerlendirecek de bol şanslar. 6 mücadelem vardı. İdeal yüksek oranlardan anlatmaya çalıştım. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz arkadaşlar. Bay bay. Sizlere maç skoru yarışması olarak da Tottenham United maçının maç skorunu sorduk size. Ne olur yorumlara yazmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.